Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Oyuncu kanalından Azak ben ve Gamer Tank Simulator 2 arkadaşlar. Çok özlediğiniz oyuna devam ediyoruz. Çok değişik bir modla bugün karşınızdayım. Çok şaşıracaksınız gördüğünüz zaman. Belki de çoktan gördüğünüz, haberim yok. Gördüyseniz de sıkıntı yok. Bugün size tanıtacağım mod arkadaşlar. Güney Kore haritası modu. Çok değişik bir mod. Hemen görür görmez hoşuma gitti dedim. Ben bunu göstermem lazım. Hemencik bakıp denemem lazım dedim. Çünkü yollarını ben daha görmedim. Sadece orada fotoğraflarda kaynak olarak göstermiş fotoğraflarda çok enteresan geldi bana. Yolları hep beraber bakalım arkadaşlar. Yapmanız gereken mod zaten ben size modu aşağıdan vereceğim linkini. Oradan indirip kurmanız gereken yeri biliyorsunuz zaten belgeler kısmından. Air Track Simulator 2 dosyasının mod klasörüne girip oraya SCS dosyasını atıyorsunuz. SCS galiba. CSC de olabilir. Hiç fark etmez. Olabildiğince uzun bir iş alın ve haritada şu şehre gelmeye çalışın. Bunun amacı budur. Yani Calais. Calais artık nerede oluyor bu? Fransa'da. Fransa'da mı? Belçika'da mı? Yok, Fransa'daymış. Fransa bölgesinde şu şehrine gelmeniz lazım. Calais'e geldikten sonra oradan direkt benim dediğim yere geçebileceksiniz. Onu size hemen göstereyim. Ve olabildiğince uzun bir iş alın. Çünkü oraya giden şu anda bir iş yok sanırım. Uzun bir iş aldım. Kafam rahat olsun diye. Hep beraber gidelim arkadaşlar. Size hemencik tanıtacağım. Tabii ondan önce işe alalım gidip. Bu arada bir arkadaşımız MAN sevmem, Renault seviyorum demişti. Hep MAN, Iveco falan aldığım için bu sefer de Renault alayım dedim. Renault'un en pahalı, en iyi arabasını aldım. Takılmayalım yolda diye. Bir sıkıntı yok. Tabii ki de iç interior olarak, interior yani iç kısmı o kadar güzel değilmiş arabanın. Dış kısmı güzel olsa dahi hızlı gidiyor bu arada. O açıdan rahat yani araba. Şu zaten biliyorsunuzdur ya, bu arabayı bilmeyen yoktur. Yarış tırı gibi bir şey, gördüğünüz gibi zıplayıp duruyor. Yolda bile düzgün durmuyor. Evet. Bu tır işte. Tam gösteremesem de. Evet. Karakterim de kadın karakteri. Benim kanal takip eden arkadaşlar kesinlikle biliyordur. Ben şu şeylerle çok uğraşıyorum. Modları yükleyip falan yaptığım için. Sürekli hata verip duruyor oyun. Ve en son hata verdi yine girmeden önce. Her ETS oyununa girişimde bir ton hatalarla karşılaşıyorum. Oyuna girmeden herhalde bir saattir uğraşıyormuşum düzgün bir şekilde yapabileyim diye. Öyle bir durum oldu. Ondan dolayı da sildim. Sinir oldum. Bütün hesabı sildim. Eskisini, yenisini. Ve %100 bitirilmiş mi artık? %100 mü diyelim? Yüzde kaç bilmiyorum. Öyle bir save dosyası indirdim internetten. Abi, dur. Şöyle miydi? Yok, bu da değil. Ah tamam, şuradaki de gitsin abi. Şu an çok ihtiyacımız yok. Sizden de çok kısmayayım, sizden de görüntü olarak. Şöyle bir dönelim. Evet. Güzel kaza oldu. Bu arada full Türkçeleşti oyun. O save dosyasıyla beraber tamamen Türkçe oldu. Ve oradaki save dosyayla beraber bir ton işçi, 68 tane garaj mı ne alınmış. Yani oradaki karakter direkt olarak geçti benim hesaba. Kadın karakteriyle başlamış artık ne yaptıysa. Onun için bu karakterle devam ediyorum. Bir sürü işçisi varmış, bir sürü garajı varmış. İşte ben de böyle oynamaya devam ettim. Hiçbir şey değiştirmedim. Önce bir tamirata gideceğim. Şuradan tamir edeyim arabayı. Tamirat nedir ya? Araba bağırmaya başladı. Şuradan dönelim. Direksiyon kısmından da elimden geldiğince ayarlamaya çalıştım. O kadar incik boncuk küçük ayarlarla uğraşmak istemedim açıkçası. Çok zaman kaybettiriyor çünkü. Her açtığım yeni profille zaten çok fazla uğraşıyorum o olayla. Onunla uğraşmak istemediğim için acil olanları ayarladım. Diğerler kalsın zaten. Çok problem değil. Şuradan inelim hemen. Enter tuşunu tabi ayarlamadım. Burada o. Eskiden buradaydı. Alışmış elim buraya. Gördüğünüz gibi KR diyor. Kuruş mudur artık? Kuruştu herhalde Türkçe. Başka ne olacak yani kuruş olmayıp da. Şimdi işimizi alalım ve size asıl bombayı ve sürpriz göstereyim. Onu hep beraber izleyelim bakalım. Nasıl, beğenecek misiniz? Sizden artık yorumlarınızı bekliyorum. Artık bugün 3 kamera da var. Geçen ETS videosunda ön kamera yoktu, yani webcam kamerası yoktu. Bugün 3 kameramız da kayıtta, hepsi de var. Bir sıkıntımız da yok çok şükür. Umarım yerler bitmez. Kayıt erken bitmez. Hepsini içi boştu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam yani hafıza boştu. Şuraya girelim. Şuradan işe alacağız abi. Güney Kore için çok sabırsızlanıyorum. Çok merak ediyorum. Bakmadım özellikle. Girip bakmayı sevmem. Heyecan bozulmasın diye. Şimdi
Vardı, benim sesim biraz uzaktan geliyor olabilir. Mikrofon biliyorsunuz. Biraz ileride yani, önümde benim. Hayır, yanlış yere gidiyorum abi ben. Oradaki de yok ki bende şimdi. Dur şöyle çıkayım ben, dışarı çıkayım abi. Çık lan. Hadi canım, bu kadar mı çıkıyorsun? Ne ettin sen ya? Şöyle yapayım ben en iyisi de. 12 değil. Geri vitese tak. Evet, şimdi gel şöyle. Bir sürü kaza. Aranızda illaki vardır abi, nasıl kullanıyorsun ya falan diyen. Ne bileyim, böyle çok detaylı kullanmaya alışmamışım. Kimse kusuruma da bakmasın. Bu saatten sonra öyle çok detaylı kullanasım da yok açıkçası. Acelem var çünkü abi. Haritayı tanıtacağım. Ya rahat rahat oynayacak zamanım yok, ne yalan söyleyeyim. Belki de multiplayer falan oynadığımız zaman öyle rahat rahat oynarız, ama ondan önce tabii ki de biraz böyle aceleci davranmak zorundayım. Çünkü çekmem gereken, tanıtmam gereken çok şey var size ve hepsi için zaman ayırmak istiyorum. Zamanla boğuşuyorum resmen. Benim için en önemli şey zaman oldu abi bu sıralar. Cidden çok ihtiyacım var. Yetiştiremiyorum yani. Evet. Şuradan tabii ki de döneceğiz. Kırmızı ışıklarda artık durmaya başlayayım. Param çok, işçim çok diye durmamazlık etmeyeyim. Sevmiyor izleyicilerimiz. 7 dakika geçmiş ya bunun üstüne abi. Daha şeye gidemedim, daha haritaya gidemedim. 7 dakika geçmiş. İşte ışıklarda beklemeden dolayı mıdır? 7'de duruyordu ya, öyle devam etmişim ben de. Yeter. Burada mı bekleyeceğiz abi ya? Bu nedir bu eziyet? Nedir bize yapılan bu eziyet? Biri alalım. Reno! Ah, bizi solladı abi gördüğünüz gibi. Güney Kore'de ne tür sürprizler bekliyor bir bilsek. Ben de anca resimlerden baktım. Umarım öyledir. Şimdi ben gittiğimde farklı bir şey görürsem vallahi çok üzülürüm. O kadar hazırlık, o kadar şey ve hepsi boşa gitsin istemiyorum. Modlarla çok fazla sıkıntı çekiyorum bu sıralar. Realistik modu vardı bende. Daha canlı, daha güzel görüntüleri gösteren, yani grafikler daha iyi gösteren bir mod vardı. Onu da sildim. Oyundan atıyor diye. Bir sürü mod vardı işte, onun da şu harita dışında da bir tane daha harita vardı ve bir tane daha farklı bir araba modu vardı, onu da gösterecektim size. O da olmadı maalesef, hepsi atıp duruyor oyundan. Yani çok sıkıntı çekiyorum dediğim gibi. Herhalde bu oyunu torrentten indirip öyle oynamak lazım ya. Çünkü sabit oluyor ya, güncelleme falan gelmiyor. Ya bilemedim çünkü sürekli böyle tanıtacaksam. Sürekli oyundan atacaksa yani nereye kadar diyorum. Ama tabii olabildiğince ben de mücadele etmeye çalışıyorum. Abi hayır ya, ben harbi salağım şu anda. Ne yaptım ben? Hadi be. Evet, yanlışlık oldu arkadaşlar. Ben haritadan takip ediyorum tabii bunu. Bizim aslında yapmamız gereken şey çok ters bir şey. Yani geriye gitmemiz gerekiyordu. Limana gitmemiz gerekiyordu. Limandan Güney Kore'ye bağlanacağız çünkü. Limandayım şu anda. Biraz daha yaklaşalım tabii ki de limana. Limana geldikten sonra özellikle girişi yaptıktan sonra zaten haritada göreceksiniz şimdi. Biraz şöyle yakın durayım. Sesim duyulmuyor olabilir uzaktan. Ne olur ne olmaz. Her ihtimale karşı. Dorsey'de niye aldın abi? Dorsey'siz de gidebilirsin falan diyenler olabilir. Bir anlamı olmaz falan dedim. O yüzden Dorsey'i çektim. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane alan gözüküyor. Yani gideceğimiz bir liman. Biri şu karşıda mı? Diğeri de şurada. Bunu şöyle bir çekip göstereceğim size. Şöyle sol elimle kullanıyorum mouse'u. O yüzden birazcık enteresan oluyor olabilir. Hayır. Dur. Bayağı bir uzak gördüğünüz gibi. Evet, Güney Kore burası abi. Şu 15'li bir six pack. Değişik bir şey. Evet, ses de değişti. Gördüğünüz gibi
Busan HC keşfedildi diyor. Ve geldik abi. Şimdi buranın haritasına bakmamız gerekirse, şimdi daha yakından gösterecektir. Gördüğünüz gibi şöyle bir haritası var. Enteresan bir harita. İncecik bir yollar. Şehir. 15 tane şehirden oluşuyor. Şöyle uzaklaştırayım hatta. Evet. Şöyle bir şey abi. Bilmiyorum yani. Çok enteresan. Hemen tabii ki de düz gideceğiz ya da sağdan falan gideceğiz. O enteresan yolları size göstermem lazım çünkü. Çıkışımız hangi yönde? Önce çıkışı bir bulsak. Burası değil çıkış. Şöyle bir döneyim. Ters ters dönüyoruz ama karşı tarafta değilmiş. Evet. Buldum çıkış abi. Güney Kore'ye geldik. Dağlar, taşlar. Şöyle dışarıya çıkalım tabii ki de. Böyle bir manzarayı yakalamışken bunu görmemek yanlış olur. Işıklarımızı da açık kapatalım. Bu tarafta boşluk, zaten bir yere gidemiyorsunuz. Şöyle çıkalım abi. Evet. Enteresan Güney Kore abi. Çok değişik. Ya bilmiyorum, bana çok enteresan geldi. Şimdi haritayı görünce anlarsınız zaten. Her yeri suyla mı sarılıdır? Nedir bu olayı? Çözemedim. Hep beraber anlayacağız şimdi. Neymiş, ne değilmiş. Dorse ile de daha eğlenceli olsun diye peşimize taktım. Yoksa Dorse'siz de gelinebilir. Taş toprak yolları da böyle. Ama alan olarak güzel böyle. Yeşillik alanı gördüğünüz gibi. Betonun çok nadir bulunduğu yerler. Evet. Yolu gördünüz değil mi şu anda? Nasıl bir duygu geçti abi içinizden? Evet, bunu biz geçmemiz lazım şimdi. Şöyle bir bakalım şuraya. Size hatta şöyle göstereyim. Buradan da screenshot alırız abi. Böylece. Gördüğünüz gibi bu yolu geçmemiz lazım. Sonra dağ tepe tırmanacağız. Evet. Şöyle bir yavaş yavaş gidelim abi. Düşüp arıza yapmayalım arabayı bile. Hadi bakayım. Evet. Dikkatlice. Çok değişik. Abi şu şeylere bakar mısın? Ne kadar güzel yalnız. Hatta şurada bekleyelim. Dışarıya çıkalım. Birazcık da şu sulara bakalım. Sağımızda solumuzda su falan. Bayağı akarsu bildiğin. Tabii nereden aktığı belli değil. Şu dağın tepenin aşağısından akıyor. Böyle manzarası falan çok hoş yalnız. Yeşillikler içinde böyle. Evet, artık ilerleyelim abi. Bakalım öbür tarafta bizi ne bekliyor. Kaza yaparsak ne olacak? Onu da merak etmiyor değilim aslında. Kore haritası kim yaptıysa da ellerine sağlık. Çok enteresan olmuş gerçekten. İzlenesi bir şey olmuş. Dağın tepesine de çıkalım. Araba gördüğünüz gibi bayağı bir zorlanıyor. Taş mı var önümüzde? Abi bildiğin taş duruyor önümüzde. Ne alaka? Onu böyle dönerek mi geçeceğiz taşın yanında? Önümüzdeki araba nasıl geçecek merak ediyorum şimdi. Evet. Bildiğin içinden geçti o ya. Biz de geçebiliyor muyuz acaba içinden? Merak ettim. Arkadaki tır nasıl geçecek? Aa, önümü kapadım. Vallahi içinden geçti sanki. Bir önümüzdeki taştan biz de içinden geçmeyi deneyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Bu Dorse'ye ihtiyacımız yok abi. Dorse kalsın burada. Biz artık hızlı gitmemiz lazım. Hızlanalım. Hızlıca size haritayı tanıtmak istiyorum çünkü. Taşa çarpacağız mı? Hadi görelim. Bize özel mi bu taş? Nedir arkadaş? Diğerler çarpıyor, biz çarpıyoruz. Nasıl bir ayrımcılıktır bu? Hadi 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 ya. Ama ayaklar enteresan oluyor böyle oldu mu da. Evet, gördüğünüz gibi çok enteresan bir şekilde gaza bastım. Şöyle dalmayı deneyeceğim abi. GTA moduna hayır tabii ki de. Sınır varmış burada. Görünmeyen bir sınır kapısı varmış. Sınır duvarı.
bu haritanın amacı ne anlamadım ama. En azından tanıtabileceğim güzel bir şey bence. Hadi bakayım geçelim. Nereye kadar böyle ilerleyecek? Bir sonraki şehre kadar hep böyle yollar devam edecek büyük ihtimalle. Dağların içinden gidiyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi dışarıdan da kullanacağım abi. Şöyle şu taşı geçelim. Evet şöyle dışarıdan birazcık fazla ses yapacak buralarda. Onlar gördüğünüz gibi taşının içinden geçiyor. Taşın bize gelince maalesef geçemiyoruz abi. Şöyle düzeltelim kamerayı. Evet. İyice hızlandı arabamız. O ne? Abi. Köprü mü vardı? Oo, tıra bir şey olmadı yalnız. Biz burada nasıl çıkacağız? Bir de öyle bir durum var değil mi? Abi bu tam yapılamamış harita. Tam bitmemiş bir durumda galiba. Arabaya baksana nasıl çıkacak o yukarı? Ha? Nasıl çıkacaksın? Çok merak ettim. Biz de çıkabilecek miyiz seninle aynı yoldan? Dur deneyelim abi. İyice geri git. Evet şimdi deneyelim. Böyle tam gaz 2 ile 3 ile falan gidebileceksek neden olmasın? Çıkmayacak bir ihtimalle de işte. Sadece 1 ile deneyeceğim. Çıkabiliyor muyuz bakalım. Ama çok enteresan bir haritaymış gerçekten. Ya o köprüyü bileydik daha iyi olurdu da. Geri de alamıyorum şimdi. Köprünün üstünden geçmek de güzel olurdu çünkü. Yok çıkamıyoruz. Arayalım ekibi gelsin ve bizi eski şu geldiğimiz yerden çıkarsın. Oradan hızlıca bu tarafa doğru geçelim. Ve o köprüyü de göstereyim ben size. Şimdi güzelim köprü varken onu göstermemek ayıp olur. Oradaki yuvarlaklar nedir? UFO gelmiş gibi. Duff galerisi. Her yerde Duff. Hadi bakayım hızlan abim. Siz ne düşünüyorsunuz bu harita hakkında? Şeyleri de belirtmeyi unutmayın. Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Benim çok hoşuma gitti. Çok enteresan bir harita gerçekten. Abi arabaya ne oldu böyle ya? Gitmiyor. Hızlı da girdik. 9'da çıkmaya çalıştığımdan dolayı da olabilir ama. Yani sırt. Ay ben de diyorum ne var bu sırtımda. Abi gitsene ya. Sırtımızdaki malzemeyi bıraktık diye biliyordum ben ama. Maalesef. Sülük gibi yapışmış sırtımıza. Bırakmıyor peşimizi. Siz de hiç demiyorsunuz abi dorse var sırtında nasıl öyle hızlı gitmeye çalışıyorsun. Hayır, dışarıdan mı kullansam içeriden mi kullansam bilemedim. Şöyle bir girelim abi. Su mu? Ne suyu abi? Abi boruların üstünde miyiz biz ne yapıyoruz? Boru da değil bu ya. Boru gibi görünüyor ama ağaç. Atraksiyon olsun diye yapılan bir şey gibi duruyor abi bu ya. Yoksa niye böyle bir şey yapsınlar yani? Bir daha düşmek istemiyorum. O yüzden yukarıdan kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama çok hızlı kullanmamak lazım. Çünkü hızlı kullanırsak böyle düşeriz işte. Evet, güzel oldu. Evet arkadaşlar burada artık şu videoyu da sonlandırayım. Sadece tanıtmak amaçlı bir videoydu. Eğer daha fazla Güney Kore ile ilgili videolar gelsin istiyorsanız, daha fazla tanıtım videolar gelsin istiyorsanız bana sadece belirtmeniz yeterli olacaktır. Ben daha fazla detaylı bir şekilde incelemeye çalışırım. Daha farklı bölgelerine giderek size farklı noktalarını ve değişik buna benzer bir yerler varsa onları da göstermeye çalışırım. Şimdilik böyle bir tanıtım oldu. Güney Kore'yi kısaca değindik ve gittik gördük.
Haritası güzelmiş. Ben açıkçası çok çok beğendim haritayı. Özellikle böyle değişik rampa tarzı şeyler yapmışlar. Trolleme midir, değil midir? Gerçekte böyle bir yer var mı bilmiyorum ama yine de hoş olmuş gerçekten. Ellerine sağlık kim yaptıysa da. Benden de artık bugün de bu kadar. Bu videoda sonlansın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer izleyip videoyu beğendiyseniz videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için paylaşımlarınız çok önemli. Kanalımızda yeniyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Çünkü Yeri Truck Simulator dışında da bir ton video çekiyoruz. Ve bu Yeri Truck sadece bir parçası bu oyun videolarının. Ve tabii ki de isteklerinizi göndererek sizin isteklerinizin gerçekleştiği kanal olduğunu da unutmayın. Çünkü sizden gelen isteklerde ayrıca vakit ayırıp çekmeye çalışıyorum. Tabii ki de elimden geldiği kadar ve yetişebildiğim kadar. Burada artık bu videoyu kapatalım. Çok da konuştum baya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşene ve buluşana dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve benimle kalın.